Geçen günlerde koltuğumda oturup YouTube'da gezinirken telefonumda bir bildirim geldi. Baktığımda ise YouTube tam tamına bir haftadır FNAF videosu atmıyorsun. Fanların sana çok sinirli. Ve yeni FNAF Plus'la alakalı bilgi geldi. Video çekmen gerekiyor. Yoksa izlenmelerin düşecek ve fanların sana daha da sinirlenecek. Ok. Lütfen biraz daha FNAF videosu at. Ok. Şimdi arkadaşlar yine buradayız. Yine FNAF çekiyoruz. Değiştik mi? Değişmedik. Bildiğiniz üzere FNAF Plus bayağı bir süre ölmüştü. Yani hiç sesi soluğu kesilmişti gördüğünüz üzere. Yani 8 Ağustos 2021'de olmuş. Baksana 12 Şubat 2022 bitti arkadaşlar. Bunlar 5 Şubat'ta. Yani bundan şimdi 12'den 5 çıkarsa kaç ediyor? Şimdi 12'den 6 çıkarsan 6 ediyorsa 5 çıkarsan 7 eder. Bitti, tamam. Cevap 3. Bundan 7 gün önce bir gönderi atıyorlar Twitter'a bu FNAF Plus yapımcısı. Ha bu arada bu Fizdom şey ya, öğrenci, bildiğiniz öğrenci. Bak anime paylaşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir öğrenci, bu Fizdom yapımcısı. Ben duyduğum kadarıyla tabii ki. Yani okulu var. Müsait olamıyor ki, hızı çıkaramıyor oyunu. Bu yavaşlıkla giderse zaten oyunda hype'ım kalmayacak eminim. Fizdom bu adam. Oğlum şu ne güzel kanal fotoğrafı yapılır ha. Bana da şöyle fotoğraf yapın ya. Adam Şile'de oturuyormuş. Şileliymiş, Şileli. Blender Animation Game bir şeyler anlatıyor burada işte. Filmor bitti. Falan filan dersin. Üniversite öğrencisiyim. Evet bak. Serbest sanatçı, bağımsız geliştirici. Ve ben de zaten birinci sınıfa gidiyor sanırım, değil mi? Bu soru cevap arasından en hani önemlilerini kaydettim ve sizlere karşı sunacağım. İngilizce çünkü. İngilizce bilmiyorsanız niye izliyorsunuz? 3000 like atmazsanız Fox evinize 3000 like attıysanız okey. Şimdi FNAF Plus ne zaman çıkacak? Bu önemli olduğu için ilk başa bunu aldım. Bu oyunun şimdilik bir çıkış tarihi yok. Tarih yok. İşte yayınlanma hiçbir şey yok diye bir söz veremem size diyor. Bitmeden bir şey diyemem size diyor. Yani bu da ne demek? Bir 7 yıl daha bekleyeceğiz FNAF Plus'ın çıkmasını. Çıkana kadar zaten tüm hype'ını kaybeder büyük ihtimal. Yanlış yapıyorsun Fiznomcum. Ben o zaman bitmişti bu oyun bu arada. Bir tarih yok şu anda tam olarak ama bilmiyorum. Belki de yakın bir zamanda, belki de ya yakın bir zaman imkansız da zaten. Bu oyun çıkacak ama uzun bir süre sonra çıkacak, ben size diyorum. Şimdi ikincisi, bu oyun bedava mı olacak? Maalesef beleşçilerin, benim gibi crack oyuncuların mutlu olacağı bir haber bu. Oyun bedava olmayacakmış. Yani Cray'e çıkar elbet. FNAF Plus Scott Cawthon tarafından lisanslı falan diyor. Sanırım Steam'den ve Scott Games'ten satın alabilir. Scott Games kaldı mı oğlum ya? Sucu Gomez. Heh, kapkaranlık. Kesin inceleye basınca bir şeyler çıkıyordur. Of, kodlama biliyorum bu arada, bitti. Lan renk değişti. Aa, rengi değiştirdim. Uf, helal bana. Neyse işte bu oyun beleş olmayacak diyor. Orijinal FNAF'la aynı fiyatta olacak diyor. Bakalım orijinal fiyat kaç TL? Freddy's 1. Evet, 10,5 lira, gördüğünüz üzere 10 lira, 11 lira. FNAF Plus da bu fiyatta olur diye tahmin ediyorum. Ki öyle olur yani, adam demiş burada orijinal FNAF'la aynı fiyatta olacak. Üçüncü, bu oyun ne kadar uzun olacak? Adam demiş ki hani orijinal hikaye gibi, hani orijinal oyun gibi 6 gece olacak ve hani yani aynı olacak diyor. Yani Custom Night modu ekler, Plus modu aynı, yani kısacası ne uzatıyorum ki? 5 gece ve 6. gece işte aynı diyor adam. Bir farklılığı yok, sadece yeni bir işte bonus monus eklenir diyor. Bu oyunun ismini neden FNAF Plus olarak adlandırıyorsun demiş adam. Demiş ki hani bir Filmork demiş ve Scott Cawthon demiş, tamam mı? İkisi seçmiş herhalde. Hani FNAF'ta daha çok detay, daha çok korkunçluk, daha çok içerik, daha çok hikaye ve daha çok gizem, daha çok gizemi keşfetmek. Hani bunların hepsi daha fazla ya bu oyunda. O yüzden plus eklemişler, artı eklemişler. Yani fazla bir olay yok bunun. Bu oyun FNAF'ın orijinal serileriyle canon olacak mı? Yani canon dediğimiz şey hikaye dahil mi? Hikaye dahil bir oyun mu FNAF Plus diye sorulmuş. FNAF Plus'ın kendine ait bir alternatif evreni olacak demiş. FNAF'la alakalı şeyler olur ama kendine ait bir alternatif evreni olacakmış. Gelip de yok, Sekiro Duruş'ta William yanmamış, aslında FNAF Plus'muş, bitti. Bu oyunu hangi programla, hangi arama motoru ne yani? Bu oyunu hangi motorla, oyun yazılımı şeyiyle yapıyorsun demiş. Game Maker Studio 2 ile yapılıyor. İşte grafik marafik Blender'dan da renderliyormuş işte bu
modelleri. Modelleri Blender'dan alıyor. Oyunu Game Maker Studio'dan yapıyor. FNAF 1 de Game Maker'dan yapılmıştı. Undertale'da mesela Game Maker'dan yapılmış. Game Maker bayağı iyi bir şey ya. Bayağı iyi bir program. Eski ama bayağı güzel. Evet, mobil gamerların üzücü bir haber mobil gamerlar için. A1 Türkçe. Bu oyun konsola veya mobile gelecek mi diye bir soru. PC'nin çıkışına fokuslanmışlar. Yani sonradan olurmuş olsa, yani tam kesin değilmiş. Mobile çıkmayacakmış yani kısacası, ama çıkabilirmiş. Mobil gamerların gözü yaşlı. Yaşı gözlü. Şimdi bu oyunun diğer dillerle bir şey olacak mı, Türkçe mükçe? Ya demiş ki Spanish mi Spanish demiş. Yani o release'ten sonra diğer dil seçenekleri şey olur demiş. Adam buraya Türkçe bile eklemiş yani. Biz pek umutlu olmayalım Türkçe gelmesinden. Gelmez zaten Türkçesi oyunun. Çevrilebilir sonradan. Mesela ben onun çevirisini yaparım abi. Modla birlikte çevirisi yapılır. Kolay iş. Bu olay çok güzel. Bakın bildiğiniz üzere FNAF oyunlarında Fongay her zaman Scott seslendiriyor. Peki bu oyunda da Scott Fongay sesiyle geri gelecek mi demişiz. Fongay'ın oyunda geri dönmesi planlanmış. Scott bu yeni diyalogları reddetmiş. Fongay FNAF Plus'a geri dönmeyecek yazmış buraya. Aynen. Yani Scott reddettiği için bu şeyi, Fongay karakteri olsa bile Fongay karakteri FNAF Plus'ta Scott olmayacak. Peki daha çok hani yeni trailer, yeni fotoğraflar, yeni videolar, kısa filmler FNAF Plus için bunlar gelecek mi daha? Adam demiş ki yok, bitti tamam. Aa, final trailermiş zaten bu. Son teasermiş bak bu Breaking and Entering. Son videosu. Bu video son trailermiş. Yani daha gelmeyecekmiş. Trailer'da gördüğümüz hayalet dedektörü oyunda bir rolü olacak mı? Bu da demiş ki evet, küçük bir rolü olacak demiş. Yani burada yazdığına göre bayağı çeşitli bir FNAF oyunu olacak ama bildiğiniz üzere bu remastered. Yani remake değil, remastered. Yani remastered grafik olarak daha iyisini yapmak ama hani daha bir şeyler de eklerler. Çok büyük ihtimal ki ekliyorlar yani, adam yazmış buraya. Peki FNAF Plus free roam, yani serbest olacak mı, nasıl desem, hani koşabileceğiz mi, yürüyebileceğiz mi? Mesela pizzacıyı gezebilecek miyiz? Bu olmayacak diyor. Oturduğumuz yerden kameraları inceleyeceğiz ve 12'den 6'ya kadar normal FNAF gameplay gibi hayatta kalmaya çalışacağız demiş. Bu bir hayal kırıklığı benim için. Çünkü yani bu FNAF Plus bence free roam yok be. Free roam olmamalı. Ya da mini game'lerde free roam eklenmeli. Böyle piksel değil de mini game daha güzel olur, bilmiyorum ya. Free roam olmaması kötü. Peki bu oyunda mini game olacak mı diye sorulmuş. Bu oyunda mini game olacak ve hani Atari şeklinde olacak. 8 bit ya da retro mini oyunları FNAF Plus'ta yer alacak demiş burada. Evet, mini game olmadan FNAF oyunu olmaz zaten. Peki animatroniklerin sesleri olacak mı? Ses aktörleri olacak mı demiş soruda. Animatronikler çoğunlukla gece boyunca sessiz olacaklar. Bir ses aktörüyle alakalı bir planımız yok. Diyalogları da olmayacak yazmış arkadaşımız. Zaten olmamalı abi. Oyunda easter egg'ler olacak mı, ki bu da olmazsa olmaz zaten abi. Yani yeni easter egg'ler ve yeni gizemler için planlarımız var yazmış adam. Olmazsa olmaz abi, FNAF oynuyoruz şurada. Bu oyunda kaç tane son olacak? Adam yazmış ki bu orijinal FNAF, yani orijinal FNAF kadar olacak. Yani orijinal FNAF'ta bir tane son var. Yok lan, ne bir tanesi, iki tane son var. İki tane değil mi? İki tane olması lazım, bilmiyorum. İşte 5. ve 6. gece iki tane son olur bu FNAF Plus'ta da, çünkü hani FNAF Plus'ta ne kadar varsa o kadar var diye yazmış buraya arkadaşımız. Orijinalinden daha zor mu olacak bu oyun demiş soruda ve kesinlikle demiş Fiznomumuz. Yani daha zor olacağı kesin mi abi bu oyun? Ya kesin daha zor olacağı bu oyunun. Yani gameplay'ini çekiyorsak bitiremeyeceğiz oyunu, kesin bilgi. Bildiğiniz üzere FNAF'ta kitchen kamerasını inceleyemiyoruz ve içinde Golden Fede yatıyor kitchen kamerasının. Mutfağı FNAF Plus'ta görebilecek miyiz yazmış buraya. Yani mutfak kamerasını seçebileceksiniz demiş. Soru şu, kitchen mutfak kamerasını görebilecek miyiz? Cevap da mutfak kamerasını seçebileceksiniz. Yani görebileceksiniz anlamında söylemiş mi bilmiyorum. Yani büyük ihtimal göremeyeceğiz ama seçebileceğiz. Bilmiyorum, kitchen kamerasını belki de görebiliriz. Çünkü dediğim gibi FNAF Plus'ta mutfak kamerasını görebilecek miyiz yazmış. Cevap olarak da kitchen kamerasını, mutfak kamerasını seçebileceksiniz yazmış. Garip garip gizemler var aga. Son soru olarak Golden Freddy FNAF Plus'ta belirecek mi? Buna karşılık olarak ne düşünüyorsun yazmış. What do you think diyorsa ben düşüncelerimi söyleyeyim. Golden Freddy yani olmazsa olmaz abi, yani FNAF Plus'a gözükmezse ne anlamı kalacak? Hatta şey değil mi, Plus ya bu şimdi, birinci oyunda ilk orijinal oyunda geldiğinde oyunu çöker diyordu. Şimdi direkt ekran kartın çöker değil mi? Ekran kartı yok yok. Golden Freddy FNAF Plus'ta yer alacaktır. Net bilgi. Yani orijinal FNAF sonuçta. Daha çok gönderi var bu arada. Birkaç tane daha mesaj var.
Ben onlar önemli olmadığı için eklemedim. Twitter sayfalarına girerek, Funa Plus'ın Twitter sayfasına girerek şey yapabilirsiniz. Bakın şurada Pastebin linki var. Buna VPN ile girince ulaşabiliyorsunuz. Opera VPN kullanabilirsiniz mesela. Evet, sponsor değil ama sponsor olsanız çok sevinirim. Opera lütfen. Her neyse, dediğim gibi Funa Plus'ın olayı bu. Çıkma tarihi tam belli değil. Adamlar da öyle diyor zaten. Belli değil diyor. Umarım yakın bir sürede çıkar. Ya yakın bir sürede çıkacağını düşünmüyorum ama elbet çıkacak abi oyun. Ya da bilmiyorum. Ama bırakılmadı. Bu şey gibi abi. Rockstar'ın hisseler düşmesin diye oyun üstünde çalışmaya devam ediyoruz demesi gibi. Oyun unutuluyordu, adamlar bak hemen soru cevap yaptı. Neyse, ben de soru cevabı 100 bin abone olduğunda yapacağım. Abone olursanız sevinirim, az kaldı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve görüşürüz, bay bay.